Bir de uyku rahatsızlıkları var. Evet, uyku ve horlama zaten büyük bir problem. Birbiriyle ilgili. Şimdi ben bugün hiç uyuyamadım. Neden, niçin uyuyamadım? Çünkü hanımefendi horladığı için alerjisi var. Bir de horlaması var. Öksürüyor, tıksırıyor, bir de horluyor. Oh maşallah. Hiç uyuyamadım. O çok büyük bir sıkıntı değil Saat mi? Saat 2'de kalktım, televizyon seyrettim. Baktım uyuyamıyorum. Şimdi kendi uykusunu kaçırıyor. Uykuyu rahatsızlarını tetikleyen birçok faktör var. Uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlıkların, uyku rahatsızlarının 90 çeşit uyku rahatsızları var. Neden oluşuyor hocam? Neden oluşuyor? Yani iç etkenler, dış etkenler, çevre gürültüsü, eşiniz, partneriniz mesela alerjisi varsa, hastaysa, horluyorsa size de yansıyor. Ne olur? Uyuyamıyorsunuz. Bir iki uyuma, uykuya dalmaya çalışıyorsa uyutmuyor. Artık sinirleniyorsun, geriliyorsun. Gidip yatak odasında veya başka bir odada veya oturma odasında veya misafir odasında bir yerde yatmaya çalışıyorsun. Artık uykunuz kaçtığı için uyuyamıyorsun. Bir de şehir makandaları var. Saat gece 1'de 2'de motor sikleti egzozunu çıkartıyor, veriyor gaza. Gazı. Bütün gücüyle ana caddelerde, özellikle İstanbul'un bu ana caddelerinde motor sikleti sürüyorlar gece yarısı. Evet, sonra grup kasıtlı, maksatlı yani art niyetli, kötü niyetli. Yani birçok rol oynuyor. Şimdi bu uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlıklar basitse, yeni başlamışsa, ağır bir problem teşkil etmiyorsa çok kolay sarı kantaron, çarkı felek, oğulotu, evet. Yani melisa da denir oğulotuna, ıhlamur, nane. Bu 5 bitki. Eşit oranda karıştırıyoruz. Mesela 50'şer gram bir kavanoza koyuyoruz. Öğütülmüş olursa daha iyi. Akşamları demleyip bundan içtiğimizde ne olur? Rahat rahat uyuruz. Kuzu gibi hiçbir problem olmaz. Şöyle 3-5 dakika hani onun bir de demlenme süresi çay olur. Gibi, çay gibi. Çay gibi. Problem yok. Çay gibi demliyoruz. Yani vatandaşın kafasını karıştırmaya gerek yok. Bir daha sayalım şöyle mı? Demle, böyle demle, öyle demle değil. Normal demle. Nanemiz gibi. Var sonrasında. Sarı kantaron, çarkı felek, evet. Oğulotu, nane, ıhlamur. Yani bunun içerisine papatya girebilir, olabilir. Papatya lavanta daha çiçeği, bir rahatlatıyor değil mi? Lavanta çiçeği, tabii. Lavanta katılabilir. Mesela, yani kişi keyfine göre, isteğine göre, arzusuna göre bu çay harmanını değiştirirse rahat, relax, rahat uyur. Akşamları çay içerse kişi o gece uyuyamaz. Bazı insanlar siyah çay içtiğinde, bazıları kahve içtiğinde uyuyamaz. Bazıları alkol içer, alkol daha tabii zaten o daha ağır bir problem. Yani yatmadan önce kişinin ya yoğurt yemesi gerekir veya şöyle uyku çayı. Güzel uyutucu, rahatlatıcı, relax. Bu da uykusuzlukla yapıyor aslında. Tabii, ne yapıyoruz? Tabii. Uykumuzu alabilmek için yoğurt tüketiyoruz. Yatmadan önce yoğurt veya uyku çayı. Gökçek uyku çayı. Gökçek uyku çayı. Naneydi. İçerisinde kantaron otu vardı. Nane, sarı kantaron, oğul otu, çarkı felek. Ihlamur. Ihlamur. İsteyen papatya veyahut da lavanta da katabilir. Evet, güzel.